artık saatler kaldı denebilecek bilgiler var elimizde. Neden böyle konuştum? Bugün İsrail'de, Tel Aviv'de son sıcak gelişmeler, birkaç bilgi dolaşmaya başladı. Bunlarla başlayacağız. Nedir bu bilgiler? Özellikle 12 Ağustos ve 15 Ağustos tarihleri konuşulmaya başladı. Yani İran tarafından bir saldırı gelecekse 12 Ağustos tarihinde olabilir bu tarih. Önemli, bir kenara bırakıyoruz. 15 Ağustos tarihinde de olabilir. Neden 12 Ağustos tarihi konuşuluyor? Önümüzdeki saat diliminde bir saldırı gerçekleşebilir İran kanadından ve ardından Hizbullah tarafından saldırı gerçekleşebilir. Neden 12 Ağustos tarihi? 12 Ağustos tarihi Yahudiler için önemli bir tarih ve bu önemli tarihi beklediği İran deniyor. Neden önemli? Tişe B'Av denilen yas günü burada anılacak, bir anma gerçekleştirilecek. Aslında tarihe baktığımızda Tişe B'Av nedir diye biraz araştırıp baktığımızda Yahudilerin tarihte yaşadığı en kötü olaylar bu anda, bugün de gerçekleşmiş ve bu arka arkaya gelen kötü olaylar nedeniyle burada bir anma gerçekleştiriliyor. Bu anmada aslında Tişe B'Av'ın olduğu günde yemek yenmiyor, sosyal hayattan kopuluyor ve bunun gibi birçok sosyal hayattan uzaklaşılan bir gün geçiriliyor. İsrail'de Yahudiler bunu yapıyorlar. Özellikle 24 saat sürüyor ve bu 12 Ağustos tarihi itibarıyla başlıyor. Cumartesi gününe denk geldiğinde ertesi gün başlatılıyor ve pazar günü başlıyor ama 12 Ağustos tarihinde bunun başladığını biliyoruz. Tarihe baktığımızda iki büyük önemli olay da aslında başlıyor. Betamiktaş denilen tapınağın yıkılması Babiller tarafından, ardından geçen zaman zarfında tekrar Romalılar tarafından yıkılmasıyla birlikte aslında bugün bir özel güne dönüştürülüyor. Daha sonra İspanya sürgünü ve Nazi Almanya'sının sürgünlerinden sonra bunun gibi arka arkaya gelen bu korkunç olaylar Yahudiler için bugünü özel kılıyor. Adına Tişe B'Av ve Yas Günü diyorlar. Yas gününde yemek yemiyorlar ve bir nevi aslında bugün sosyal hayattan uzaklaşıyorlar. İşte İran'ın günlerdir bugünü beklediği iddia ediliyor. Bugün İsrail'in en korkunç adlettiği günde onları vuracağız diyorlar ve ardından Hizbullah kanadı. Bunu biraz daha somutlaştıracak olursak, tabii bu bilgiler konuşulduktan sonra CNN International'a konuşan New York Times yazarı, İsrailli bir yazar şunu söylüyor. Hemen sizlere bu sıcak bilgileri aktaracağım. Baktığımızda burada İsrail istihbaratına dayandırılan bilgiye göre, İsrailli yazar İsrail istihbaratına dayandırdığı bilgiye göre önce Hizbullah'ın 12 Ağustos'ta bir saldırı başlatacağını ve saatler sonra İran'ın saldırı gerçekleştireceğini, bunu İsrail istihbaratının değerlendirdiğini söylüyor. Evet, tekrar ediyorum. CNN International'a konuşan İsrail'li New York Times yazarı İsrail istihbaratından edindiği bilgilerle şunu konuştuklarını ifade ediyor. Önce 12 Ağustos tarihinde Hizbullah'ın bir saldırı gerçekleştireceğini ve akabinde birkaç saat sonra İran tarafından büyük bir saldırı gelebileceğini İsrailli yetkililer konuşmaya başladılar. Sadece CNN International değil, Axios yazarı İsrailli bir muhabir de bu bilgiyi değerlendirdi ve İsrail istihbaratına dayandırdığı bilgiye göre yine 12 Ağustos tarihinde böylesine bir saldırıyla karşı karşıya kalabileceklerine inandıklarını söylüyor ve bunun birkaç gün içerisinde gerçekleşeceğini geride bıraktığımız günlerde konuşmaya başlamışlardı. Bu şu saat itibarıyla daha da konuşulmaya başladı. İsrailli gazeteler, televizyonlar, köşe yazarları bu bilgiyi dolaşıma soktular. Şu anda birçok yerde 12 Ağustos tarihinde
Tişe B'Av'da yaz gününde İsrail'in en korkutucu günleri yaşadığı tarihteki günde İsrail'e en korkutucu günü yaşatacaklarını iddia ediyorlar. Bu iddialarda her iki kaynakta yine İsrail istihbaratına bunu dayandırmış durumda. Günlerdir İsrail'de bekliyoruz. Ne zaman bir saldırı gelecek? Hangi gün olacak? Aslında geride bıraktığımız günlerde sürekli bir gün konuşulmuştu. Perşembe, cuma, haftanın diğer günleri oluşabilecek günler sıralanmıştı. İran tarafı ise özellikle hazırlık yaptıklarını ifade etmişlerdi ama İsrail'de şu anda aktardığım son sıcak gelişmeler daha fazla konuşulmaya başladı. Bu yaz gününde İsrail'i en etkili yerden vurmayı planlıyorlar. En sıcak bilgi bu. Tabii bu gelişmeler olurken aynı anda özellikle İsrail'de askeri yetkililerde daha fazla askeri anlamda teyakkuz halinin devam ettiğini açıklamaya başladılar. Kuzeyde arka arkaya özellikle biz bugün kameraman Buğra Benlioğlu ile birlikte Hayfa'da bir hastanenin sığınak hastaneye dönüştürüldüğünü görüntüledik. Geniş bir alan, yaklaşık 2200 yatak kapasiteli 8000 kişinin tedavi görebileceği 25 ameliyathanenin yer aldığı bir hastane kompleksi oluşturuldu. Binanın, hastane binasının 2006 yılında inşa edilen Rambam Hastanesi'nin alt katlarında -1 ve -2. katında, aslında tam da otoparkın olduğu katlarda devasa ikinci bir hastane oluşturdular. Nahariya beldesinde de bunun bir küçük hastanesi oluşturuldu. Şöyle teyakkuz hali devam ediyor. 12 Ağustos tarihinde saatlerimiz artık 23. Birkaç saat içerisinde 12 Ağustos tarihine gireceğiz. Gözümüz kulağımız İsrail'de, Tel Aviv'de, özellikle Hayfa'da ve kuzeyde. Nerede ne olacak? Hangi noktalara hedef alınacak? Özellikle geride bıraktığımız günlerde İsrail kabinesi bir sığınakta toplanmıştı, güvenlik kabinesi. Orada konuşulan konu başlıklar arasında İsrailli üst düzey bir kişiyi hedef alabilirler değerlendirmesi vardı. Lübnan Hizbullah tarafından gerçekleştirilebileceği söylenmişti. Bunu konuşuyorlar ve İsrail'in yaz gününde İsrail'e en korkutucu senaryoyu yaşatacaklarını şu anda değerlendiriyorlar. Yayına girmeden önce İsrail ordu sözcüsü bir açıklama yaptı. Herhangi bir şekilde bir saldırı gelirse hazırlıklıyız. Hazırlandık ve bekliyoruz. Güvenlik kriterlerimiz üst aşamaya çıkarılmamıştır. Halihazırda belirli bir güvenlik kriterimiz var. Onu koruyoruz. Onun üstüne şu anda çıkmadık. Burada tüm hazırlıklarımızı yaptık. Hava, deniz, kara ve hava savunma sistemlerimizle birlikte İran ve Hizbullah'tan gelecek saldırıya karşı bekleyişteyiz dediler. Gözümüz kulağımız sahada. Kameraman Buğra Benlioğlu ile birlikte her noktada özellikle sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Ama elimizdeki en sıcak gelişme, en sıcak gelişme bu. 12 Ağustos tarihinde Tişe B'Av günü, yani yaz gününde bu saldırının gerçekleşebileceği CNN International'da bir röportajda New York Times yazarı, İsrailli bir yazar bunu değerlendirdi ve bu bilgiler Akios yazarı, özellikle muhabirinin de aktardığı bilgide hemen hemen birbirine örtüşüyor. Tabii bunlar bir iddia, değerlendiriliyor, konuşuluyor ama kaynakları da İsrail istihbaratının bunu değerlendirdiğini ifade ediyor Göksu. Peki şöyle yapalım, Tahran'a gidelim çünkü Tahran'dan bize Gürkan Demir aktaracak aslında orada neler konuşuluyor. Emrah Çakmak 12 Ağustos'un İsrail açısından, Yahudilik açısından önemine vurgu yaptı. Hep bir kara bir gün, üzücü bir gün olarak bunu tarihten de özetleyerek devam etti. Kısacası bugün İsrail'de bir saldırı bekleniliyor. Teyakkuz'da Tel Aviv. Fakat bunun işte sivillere yönelik mi İran tarafından gerçekleştirileceği, yoksa İsrailli üst düzey yetkililere yönelik bir saldırı girişimi olacak, yoksa hiçbir şey mi olmayacak? Tüm bunlar Tahran'da nasıl konuşuluyor? Var mı Gürkan, senin de elinde böyle bilgiler? Meslektaşımızın aktardığı o son dakika iddiası İran basınında da geniş bir yer bulmaya başladı. CNN International kaynak gösterilerek
bu haber bütün İranlı hem resmi hem yarı resmi haber ajansları tarafından haberleştirildi ve kamuoyuna servis edildi. Sadece basın değil aynı zamanda sosyal medya kullanıcıları hatta basın mensupları da yine kendi aralarında bu iddiayı konuşmaya başladılar. Son dakika olarak üst üste hem Telegram'dan hem de haber sitelerinden bu iddiayı CNN International kaynak gösterilerek paylaşılmaya başladı. Bu iddia aslında 15 Ağustos beklenecek mi beklenmeyecek mi tartışması sürerken diğer yandan Hamas'ın 15 Ağustos'taki ateşkes sürecine dahil olmayacağı belirtildiği bir anda bu iddia ortaya atıldı. Aslında bugüne kadar İsrail kaynaklı çok sayıda bu gece şeklinde haberler veya iddialar kamuoyuna servis edildi ama hiçbir hayata geçmedi. Bu kez daha yaygın ve daha yüksek tonda bu gece o saldırının olacağı iddiası CNN International tarafından dile getirildikçe daha da tartışılmaya başladı. Tam da bugün bu iddialar ortaya atılmadan önce gün içerisinde İran Yahya Sinvar'la ilgili bir adım attı. Yahya Sinvar'ın posterini Tahran'da bulunan Filistin meydanına astı. Orada dikkat çeken bir kelime var. Belki de bununla bağdaştırılabilir. Yahya Sinvar'ın posterinin üzerinde şu ifadeler yer alıyor. Büyük bir adam ölürse onun yerine başka büyük adam alır ifadesi var. Farsça olarak, Arapça olarak 7 Ekim'de askeri darbe, 7 Ağustos'ta siyasi darbe yediler ifadesi yer alıyor ve İbranice olarak da bir sonraki darbe geliyor ifadesi yer aldı. Tahran'daki Filistin meydanına asılan Yahya Sinvar posterinin üzerinde bu ifadeye yer verildi. Bir sonraki darbe geliyor şeklinde. Yine buradan başka bir hatırlatmayı veya çağrışım uyandıracak açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani'den geldi. Nasır Kenani de son dönemdeki saldırıları kınayarak şu şekilde devam ediyor sözlerine. Acı çeken ama dirençli ve sabırlı Filistin milletine biraz sabır, şafak yakın diyerek sesleniyor. Biraz sabır, şafak yakın şeklinde sesleniyor. Bunları üst üste koyduğumuz zaman İran'ın olası operasyonunun yaklaştığını işaret eden emareler olarak görmek mümkün. Aynı zamanda sabahın erken saatlerinden itibaren Tahran'da da yoğun bir telefon diplomasi trafiği vardı. İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri başta Hamas'ın siyasi bürosundaki üst düzey isimlerden birisi olan Halil El Hayya ile bir görüşme yaptı. O görüşmede hem okula yapılan saldırının kınanmasıyla birlikte İsrail'in bu suçlardan dolayı cezalandırılması konusunu ele aldığını ifade etti Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada. Bu görüşmenin ardından dikkat çeken nokta Avrupa ülkeleriyle temastı. Avrupa ülkeleri arasında yer alan Hollanda, Belçika gibi ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmesi yaptı Bakiri. Burada da İran'ın İsrail'e yanıt verme hakkının saklı olduğunu ve meşru olduğunu vurguladı. Aynı zamanda Avrupa ülkelerinin ikircikli tutumundan dolayı İsrail'in bugün bu suçları işlediğini ifade etti. Yine Avrupa'yla bir temas oldu bugün. O da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian tarafından yapıldı. Mesut Pezeşkian da Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le bir telefon görüşmesi yaptı. O da benzer vurgularda bulundu. Yani Bagiri'den farksız bir vurgu yapmadı. İran haklarının saklı olmasıyla birlikte İsrail'in bugünkü işlediği suçların ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin çifte standartlarından kaynaklandığını söyledi. Bir diğer ve son telefon trafiği Çin'le oldu. Çin Dışişleri Bakanı ile İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagiri telefon görüşmesi yaptı. Burada da Çinli Bakan'ın açıklamaları dikkat çekiyor. Onları da özetleyelim izleyicilerimize. İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve ulusal onurunu hukuka uygun olarak korunmasını desteklemektedir Çin. İran'ın bölgesel barış ve istikrarı sağlama çabasına yardımcı olmaya ve İran ile yakın iletişimde kalmaya hazırız ifadelerini kullandığı belirtildi. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın aynı zamanda bu Heniye saldırısının kınandığı, İran'ın egemenliğinin ihlal edildiği ve bölgesel istikrara bir tehdit oluşturduğu vurgusunu yaptığı Çinli bakanın kamuoyuyla paylaşıldı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken İran'dan üst düzey askeri heyet Moskova'ya gitti, Rusya'ya gitti.
Rusya'da da bir askeri fuar var. Esasında bu fuarı ziyaret etmek olduğu belirtilse de bütün bu gelişmeler yaşanırken üst düzey askeri heyetin Çin'e gitmesi, Moskova'ya gitmesi, Rusya'ya gitmesi, özellikle S-400 tartışmaları alındı mı alınmadı mı, savaş uçakları alındı mı alınmadı mı tartışması yaşanırken dikkat çektiğini ifade etmek isterim.